Çeşme kurban ana, senin taşına Orkistanlım gelmez gelmez onun aşıma. Çeşme kurban ana, senin taşına Akıl senin bir yanına vurgun değil, ela gözlerine yana ilal aşım. Yüce dağlar arkasında açtığına geldim boyumu. Geçtiğine geldim kara taşa kurşun atı vururum diye ağız aşkına düştüm alırım diye. Utandım ben yüzüne de diyemiyorum. Bombom silerdiğinde benim gözüm. Yüce dağlar arkasında açtım da geldim o yolu boyuma. Üstümde geldim kara taşa kurşun atıp vururum diye ağız aşkına düştüm alırım diye. Efendim hayırlı akşamlar. Yine bir hafta aradan sonra Kanal ekranlarından bizi izleyen tüm dostlarımıza kucak dolusu sevgiler, saygılar diyerekten programımızı başlamış bulunuyoruz. Hemen şöyle SMS numaramızı bildirelim. Evet, ne yapıyoruz? FTV yazıyorsunuz. Bir boşluk bırakıp 3969'a mesajınızı gönderiyorsunuz. Ayrıca 0252 614 5252'den de bizlere ulaşıyorsunuz. Arkadaşlarımız zaten ara sıra alt yazıdan geçiyorlar. Bu hafta çok güzel değerli konuklarımız var. Ta Çamalı'ndan gelmiş Çamalı Yörük Türkmen Kültür Derneği Başkanımız, doktorumuz, yazarımız, şairimiz Özcan Özçelik. Hemen sonunda yılların eskitemediği Şevket amcam, Şevket Kızılırmak. Hemen sazı kucağını zaten. Size şöyle mikrofonu vereyim. Şevket amcacığım, ne var ne yok? İyisiniz inşallah. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Kıymet kardeşim. Vallahi her şey yerine güzel idare ediyoruz. Maşallah. Yıllardan beri aynı hiç değişmediniz ya. Değil mi? Yani. Hemen şöyle hocam verelim mikrofonu ona.
Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz. Biz Çameli'den arkadaşlarla beraber dernek Çameli Yürütmen Kültür Derneği olarak geldik. Şevket abimiz de her zaman zaten birlikteyiz. Öncelikle programınız hayırlı olsun. Allah inşallah devamını ve inşallah. En güzel programlarla birlikte oluruz inşallah tekrar. İnşallah hocam. Bu anlamda bizi seyreden Çameli'den olsun, Acıpayam'dan olsun, Atalan'dan, Muğla'dan, Isparta'dan, Burdu'dan tüm arkadaşlarımız buradan çok çok selamlar söylüyorum. Özellikle Çameli'den bizi çok yoğun şekilde izleyen arkadaşlarımız olduğunu biliyorum bu akşam. Evet. Zaten sizleri çok seviyorlar bu Allah anlamda. Razı olsun. Fethiye olsun, Çameli olsun zaten birbirinden çok farklı değil. Birbirine çok yakın kültürler olduğu için ben isterseniz diğer arkadaşlara vereyim. Daha sonra tekrar yanımda zaten Fehmi Karakuş amcam var. Fehmi dayıcığım hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Ayaklarınız sağlık. Bugün oynayacağız herhalde değil mi bol bol? Evet, bu yaşımıza göre biraz toz kopardan olacak ama inşallah, artık inşallah. Bizi başarabilir miyiz bilemiyoruz yani. Önce sizleri bir tanısak. Şimdi öncelerinde ben Göcekpınar Yayla Yürüyüşü'nde 11 yıllık onlara emek vermişim, evet. Onlara gelmişim. Çameli Yörük Türkmen Kültürü'ne katıldım. İşte başkanımız da belli, biliyor. İşte artık yaşlandık. Bugünden önce ve sonra onu gençlerimize bırakıyorum. Tabii yani gençler görsün ki evet, emanet evet. Bırakalım onlara da. Evet, teşekkürler. Sağ olun hocam, ayaklarına sağlık. Evet, sağ olun. Abicim hoş geldiniz. Sizleri tanıyalım. Hoş bulduk. İsmim Zeynel Göymen. Yörük Türkmen Derneği ikinci başkanıyım. Evet. Bütün bizi izleyen seyircilere Çameli'ye kucak dolu hepsine selam kucak dolu selam söylüyorum. Bizden de selam olsun. Abicim hoş geldiniz. Sizleri tanıyalım. Hoş bulduk efendim. Ben Nazmi Çağdaş. Yörük Türkmen Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Çameli ilçemizin yerel basının Fethiye TV'sinin bize göstermiş olduğu bu ilgiye geniş olarak basında yer alacağına emin olabilirsiniz. Evet. Gerçekten çok mutlu ettiniz bizi. İnşallah başkanımızın sayesinde daha nice günler göreceğimize inanıyorum. İnşallah. Kanalımız daha bir hafta oldu canlı yayına gireli. Evet, bizler de bunu ilk defa herhalde ikinci programda evet, biz ikinci girdik programı, galiba. Sayın Yörük Türkmen Derneği Başkanımız Doktor Özcan'a çok şükranlar borçluyuz. 6 yıldır Yörük Türkmen Derneği'ni beraberce götürüyoruz. Evet. İnşallah gelecek yıllarda eğlencemizde Fethiye TV'nin bizleri canlı olarak yayınlamasını temenni ederim zaten ve saygılar sunarım. O imkanımız var zaten inşallah gelir canlı. Yani yaparız. Daha burada kitaplarımız var. Doktorumuzla birazdan sohbet edeceğiz ama Şevket amcam senden bir şöyle bir türkü alsak olur mu? Telefonumuz mu varmış arkadaşlar? Bekletmen o zaman. Alalım. Alo. 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 Sesimiz geliyor mu? Geliyor. Ben hattan düştüm arkadaşlar yok sanırım. Alo. Alo Ümmet. Herhalde düştü. Ümmet. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkürler. Sizleri sormalı. Teşekkürler, sağ olasın. Bu ses yabancı gelmedi bana. Malatya'dan Musa. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın, iyi misin? Vallahi nasıl görünüyoruz? Harika, bomba gibi. Allah razı olsun abicim. Var mı bizden özel bir isteğimiz? Özel bir isteğimiz, başarıların devamını dilerim. Sağ ol abicim, Allah razı olsun. Ekibinle birlikte çok güzel işler yapıyorsun. İnşallah. Gençler olduğu zaman benim sırtım yere gelir mi ya? İnşallah. Bir de tabii ki doğru söylüyorsun. Bu arada ben de herhalde o gençlerin içindeyim. Evet. Bir de Malatya'da Gaynamgil'deyiz. Hep birlikte oturduk. Seni dinliyoruz. Çok selam söyle herkese buradan. Selam olsun Malatya'ya. Hepimize buradan aleyküm selam. Bizlerden çok çok selam. Bir de Arguvanlı'mı söyleyebilirsen Diyar'dan Diyar'a programında. Tabii ki. Ne demek abicim? Seve seve söyleriz. Hemen çok şöyle güzel araya olur. Sıkıştırırız. Var mı armağan etmek istediğimiz?
Tabii ki Trabzon'daki, Gümüşhane'deki senin yeğenlerin için. Evet. Bir de Burdur'daki, Büyükada'daki, Denizli'deki tüm dostlarıma. Bizden sizlere gelsin, Banatı'ya gelsin. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar, görüşmek dileğiyle abicim. Hayırlı akşamlar, teşekkürler, sağ olun. Sağ olasın, teşekkürler, başarılar. Teşekkürler, sağ olun. Abdi bu abimiz varmış, bekliyormuş telefonu, hemen alalım. Abdi abi. Alo. Alo. Abdi abi sesim geliyor mu? Düştü herhalde değil mi? Neyse birazdan gene alırız. Bekleyen yok değil mi telefon arkadaşlar? Şevket amca. Ne söyleyelim? Söyleyelim bakalım. Şevket amcam bu işin duayenlerinden. Efendim ben de tabi bundan evvel yerel televizyonlarda 3 defa program yaptım. Şimdi de ulusal kanalımız oldu. Bu kanalda emeğe geçen başta yöneticilerimiz, belediye başkanımız, kaymakamımız ve garnizon komutanlarımız, amirlerimiz, memurlarımız, bütün zengin iş adamlarımız emeğe mutlaka geçmiştir. Fethiye'mize hayırlı uğurlu olsun, bütün ülkeye hayırlı uğurlu olsun. Çünkü Ege bölgesinde de başka televizyonlardan biz yararlanamıyoruz. Biz hani tam Yörük çocuğu olarak tabii işi oluncaya kadar devam ettireceğiz. Bütün üyede gençlerimiz de bu televizyonda oldukça onlar da sırtı yere gelmez. Kendiliğinden sanat akışır gider. Yalnız tabii sanatın biraz da emeği var. Oraya başka bir şey var. Ben Himmet kardeşimizi önceden Gözhisar'da gördüm. Tanıştık. Ve grubu da çok güzel. Ben Sayın Başkanımız söyleyince Doktor Bey ben sevindim. Bu arada da abi Sayın Yörük Türkmen Derneği Başkanımız Doktor Bey, efendim Fehmi Karakoş yine emekli Zeynel Bey postane memuru ve basınımıza teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bütün kameran ve burada geçen, emeğe geçen yönetmenlerle beraber hep gizli saygı, sevgi, hürmet, muhabbetle selamlıyorum. Kazasız belasız bir program. Dağlarına, taşlarına, çünkü kendi bir sistem olduğu için onu evvelim bir okuyalım.
Sınay şarabına, türküsüne, şarkısına, sevdalıyım memleketim. Üzümüne, şırasına, rakısına, şarabına, türküsüne, şarkısına, sevdalıyım memleketim. Oy, oy. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Programdan önce haberiniz abi, sen çalarken, şimdi biz Yıldıray Çınarlar'la büyüdük. Onların türkülerini dinlerken sesi aynı dedim abim, maşallah. Aynı Yıldıray Çınar gibi. Teşekkür ederim. Bilmetciğim. Aftab, orada mısın? Oradayım, hadi bekle. Abi hoş geldin. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar, sağ olun. Programın hayırlı olsun tüm ekibine. Saygılar sunarım. Allah razı olsun abi, sağ olun. Allah razı olsun. Var mı bizden isteğimiz? Gerçi ben isteği almıştım ben senden ama. Zat dışı öyledi mi isteğimi? Anlamadım. Alo. Eser eserde sabah geldi. Birinci geçtime çocuklarıma. Antalya'da kardeşlerime. Evet. Sertaş ailesine. Ümmet Çelik ailesine, Gütküplü köyü için eser eser de sabah gelin. Başarılar, saygılar, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar abicim. Bizlerden sizlere gelsin. Tamam. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Ahmet Hırcın. Kadıköy'den bizleri arıyorlarmış. Alo. 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 Bağlantı mı düştü? Tamam o zaman. Hemen şöyle birkaç SMS okuyayım ben. İyi akşamlar, ben Hatice Kaya. Şu an evimdeki misafirlerim için sıradaki parça onlara gelsin. Teşekkürler demişler. İyi akşamlar Ümit abi. Hacı Peyam Gümüşköy'ünden Cardel Yasin. Arslan, senden Burdur'un dağlarını istiyorum. Biricik eşime ve tüm Gümüşköy'üne gelsin demişler. Merhaba Ümit abi. Öncelikle programın hayırlı olsun. Senden Emirdağ Türküsü'nü istiyorum. Bu şarkı bütün sevdiklerime gelsin demişler. Çok SMS'lerimiz var. Hocam hemen size şöyle birkaç soru sorayım. Bu yazarlık, doktorluk, şairlik, yörüklük hepsi bir arada yürütülmesi. Ben uzun yıllardan beri Çamet'le görevliyim. Aslında şu an değil. Evet. Özellikle Çamet'le yaşayan çok değerli bir kültür var, hazinesi var. 2008 yılında UNESCO Yaşayan İnsan Ödülü alan ayrı devamcımızla evet. Beraber zaten aynı ilçedeyiz. Ondan da esinlendim bazı şeyleri belki. Uzun yıllar birlikte olunca dedim ki hem Karaman kültürü, aslında Çamel'in asıl adı Karaman'dır. Yani Çamel değildir. O Karaman kültürüyle Hayramca'yı birleştirip böyle bir kitap... Kitaplarımız var zaten hemen ön tarafımızda. Evet, evet. Bu kitapta Karaman kültürü nedir, Çamel kültürü nedir, yemekleri nedir, sosyal hayatı nasıldır, eskiden nasıldı, şimdi nasıl, ağzı, şiveleri... Sonra düğünleri, evet. Düğünlerde neler yapılır, işte kapmaları biliyorsunuzdur, eski düğünler kapma olurdu, 3-4 gün sürerdi falan.
Bunların hepsini işlemeye çalıştım. Arkasından da Atlı Sıhhiye adlı bir tane romanım var. Bu da romanda da gene benzer şeyler var. Burada işte ovadaki insanlarla yayladaki insanların yaşam şekillerini karşılaştırdım. Hem bir roman tarzında. Yani şimdi biz iki kültürü de gördüğümüz için hem Acıbeyan evet. kültürü hem de Çameli kültürünü karşılaştırdım kendi içerisinde. Hani özelliklerini ortaya çıkardım. Bu konuda bize yardımcı olan çok değerli bir insan var. Sayın Ramazan Kıvrak Bey sık sık Çameli'ne gelir. Bizim ben her zaman derim zaten Koca Yörük diye bizim evet, piri, Yörüklerin piri. Zaten bu kitapların içinde hep geçer evet. Ramazan Kıvrak Bey'in adı. Onun bize vermiş olduğu motivasyon, moral çok yüksek zaten. Evet. Hatta biraz önce beraberdik. Dedi ki sen dedi bir yılda 3 kitap nasıl çıkardın falan. Abi dedi senden dolayı oldu. İlham yani, geldi yani. Senin şeyle oldu. Evet, evet. Yani o moralle, motivasyon, sen yaparsın dese bize yetiyor zaten. O anlamda çok teşekkür ederiz yani burada emeğe geçen herkese. Özellikle bizim görevimiz yani bu tür bir kültürel damga oluşturup bunu gelecek nesillere aktarabilmek. Yozlaşan kültürümüze bir nebze olsun varlığını ortaya koyabilmek. İşte çocuklar şöyleydi, tabii, işte tabii, şöyleydi tabii. Diye. Bu anlamda bizim Çameli'de küçük bir mini müzemiz de var. Hani dedelerimizin, ninelerimizin kullanmış olduğu aletler, eşyalar, curalar, ne bileyim semerler, şunlar bunlar falan. Onu da Ramazan abiden esinlenerek şey yaptık, sağ evet. olsun. Yani bizim buradaki bu kitapların tümünün özeti insanı sevmek, doğayı sevmek ve gelecek nesillere bunu aktarabilmek yani. Başka bir şeyimiz beklemek tabii istiyoruz. kültürümüz kaybolmasın, tabii unutulmasın. Evet. Çocuklarımız evet. görmüyor. Evet, çok teşekkür ederim. Kitaplarımızı okuyalım ki yani kültürümüz tabii, zaten devam etsin. Kitaplara da hani yanlış anlaşılmasın. Mesela ücret falan da vermiyoruz. İsteyenlere evet. Hem Kültür Bakanlığı onaylı bandı. Mesela oluyor. Nereden ulaşabilirler? Onu kendi bizzat çağırıyor. Bizzat değil mi? Evet. Ama ücretsiz ama. Yani herhangi bir şey yok. Yani sadece katkı olsun babında. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eser Eser Sabah Yeri diyelim. Aptağımızın istediği yerine getiren telefon varmış. Alo. 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 Hayırlı akşamlar. Alo. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kimle görüş? Kimle görüşüyoruz? İyi akşamlar. Ümit abi ben Kadıköy'den Ahmet Ürçen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama yayınız sizin duruyor ya şimdi ya arada bir. İnternetten bir falan mı bakıyorsunuz? Bir Türk isteyeceğim. Ne söyleyelim? Yüksek tepelere ev kurmasınlar. Ev kurmasınlar. Tabii ki. Programı son zaman zaten hareketli yapacağız. O zaman sıkıştır söyleriz. Kimlere gelsin? Etmez. Şimdi çağırsanız olmaz mı? Ablam için Serim Çarda. Evet. Eniştem için, babam için, annem için. Ve bir de Dalaman Türküsü. Çalırsanız memnun olurum bir de arkasında. Tabii inşallah inşallah. Bizden sizlere gelsin. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar. Sağ ol. Hayırlı akşamlar. Sağ ol hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İzmir Tire'den pastacı Orhan abim ulaşmış. Orhan Usta sıradaki parçayı Gölhisar'daki tüm çimenlere gelsin demişler. Bizden de sizlere gelsin Orhan abim. We'll be right back.
Dalamanı kültür merkezi, oyları
Şameli'ne varınca biraz elma edelim. Ayaklarına sağlık dayıcım. Telefonumuz varmış. Daha çalacak mı? Bekletmeyin de. Bayağıdan böyle bekliyor. Evet, Seren Dura bizlere Fethiye'den arıyorlarmış. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Seren Duran be. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey, türkü isteyecektim. Tabii annemle ki. Annemle pedere. Tabii ki. Ne söyleyelim? Şey, pedere Nafiz Yılmaz, annem Ayşe Karakafa. Açma bugün perdeleri türküsünü istiyorum. Tamam. Kimlere gelsin? Pederle anneme Ayşe Karakafa'ya Nafiz Yılmaz'a. Bizden sizlere gelsin. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Esenköy'den bizim korsan davulcumuz Sezai Dumlu telefondaymış. Alo. Alo. Sezai orada mısın? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Abi sizleri görmek çok güzel. Allah razı olsun. Sizden sesini duymak da çok güzel. Sağ olun. Sağ olun abi. Allah razı olsun. Yayınınız başarılı, mutlu, huzurlu. Çok güzel geçsin inşallah. İnşallah, inşallah. Sağ olun, sağ olun. Nasıl geliyor sesimiz? İyi mi? Görüntümüz, sesimiz. 10 numara 5 yıldız abi. Her şey çok güzel. Sağ ol, sağ ol kardeşim. Ne söyleyelim? Böyle sırada güzel isteklerimiz var. Onları mı söyleyelim? Var gibi söyleyebilir misiniz abi bize? Var gibi söyleriz ne demek? Sıkıştırırız araya. Araya sıkıştırırız. Ara ses. Kimlere gelsin? kimlere gelsin? 3 çocuk babası, 1 kadın kocası Sezai Dumlu'ya gelsin. Çocuklarıma, evet. Eşime. Seki Temel Köyü'ne gelsin. Temel Köyü'ndeki değerli mutlarımız Naim Sazi'ye gelsin. Kahveci Nevzat Topal ve ailesine gelsin. Ondan sonra daha söyleyeyim mi? Kimlere gelsin? Beni tanıyan herkese gelsin. Tamam öyle olsun tabii ya. Uzatmayalım artık. Bizden... Tamam, milyon yengeme gelsin. Tamam milyon yengeme de gelsin. Tabii canım ablama gelsin Nusel Köymen'e. Evet. Görüşmek üzere. Seviyorum sizleri. İyi hayırlı yerler. Akşamlar. Bizler de sizleri seviyoruz. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz bakalım. İyi akşamlar. Evet, Alper Zeytinci varmış, yayla kemerden. Alo? 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 Sesimiz geliyor mu? Geliyor. Alo? Ses alamıyoruz arkadaşlar. Hatta. Alo? Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi programlar Ümmet abi. Sağ ol, teşekkürler. Sesimiz... İkazıdır programınızı beğeniyle izliyoruz. Televizyonun sesini biraz kısarsanız. Ses yank yapıyor çünkü. Senden Fethiye Çiğdi Derlisi istiyorum. Tabii ki, tabii ki. Ne demek? Kimlere gelsin? Aileme, akrabalarıma, arkadaşlarıma gelsin.
Bizden de sizlere gelsin. Görüşmek dileğiyle. Bir de kuzenim Özkan Karcı'yı, Kortel'in dokumakta olan Özkan Karcı'ya gelsin. Evet. Bizden de sizlere gelsin. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Biliyorsun Sayın Hocam, bu işler desteksiz olmuyor. Bu güzel Türklerim de şöyle Dalaman'dan Nedim Kolca abimiz var. Bizlere destek veriyorlar. Onlara gelsin. Deniz'den Murat Kıvrak, Yeşildere'den Nazım Uzun kardeşimize armağan edelim. Alo. Arif'cim hoş geldin. İyi akşamlar Murat abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar Murat abi. İyi akşamlar abicim. Nasılsın, iyisin? Olsun, sağ ol abicim, Allah razı olsun. İyiyim abi, çok şükür, evdeyiz, ailecek seni izliyoruz. Allah razı olsun abicim. Var mı bizden isteğimiz? Bu adam benim babam. Bu adam benim babam. Kimlere gelsin? Biricik babama gelsin. Tokeler ailesine gelsin. Evet. Başka var mı? Kanal F'yi izleyen tüm izleyicilere gelsin. Bizden de sizlere gelsin abicim. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Abi. Hayırlı akşamlar abicim, sağ olasın. Selam Mehmet abi, ben Çavdırbayır'dan, Alparslan Çatay abicim senden, başta babam Nuri Çatay ve annem Mefaret Çatay ve tüm Çatay ailesi için yar senin için parçasını istiyorum. Çalarsan sevinirim şimdiden, ağzında yüreğinize sağlık, iyi akşamlar demişler. Efendim şöyle kısacık bir reklam aramız var, reklamlardan sonra isteklerimize devam edeceğiz, bir yer ayırmayın diyoruz. Telefon mu varmış, bekletmiyordum ben, alalım telefonu. Evet Gökhan Erdoğan Denizli'den arıyorlarmış bizlere. Görüşelim o zaman. Alo. 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 Alo, sesim geliyor mu? Alo. Alo. Sesimiz geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Hoş geldiniz. Bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz? Allah'a şükür. Nasıl görünüyoruz? İyi, iyi, güzel. Allah razı olsun. Denizli'den mi arıyorsunuz bizleri? Evet, Deniz'den arıyorum. Evet, hoş geldiniz. Var mı bizden isteğimiz? Cemile'mi istiyorum. Cemile'mi, tabii ki. Armağan etmek istediklerimiz var mı? Samim Caner'e. Bizden de sizlere gelsin. Görüşmek dileğiyle, hayırlı akşamlar. Tamam. Efendim şöyle kısacık reklam aramız var. Reklamda ondan sonra buradayız. Bir yere ayırmayın diyoruz.